Bacı, tren raylarının adeta bir sel gibi büküldüğünü söyleyebiliriz ki özellikle de burada rayların nasıl yamulduğunu gösterdiğimizde buradaki o deprem şiddetinin de nasıl olduğunun en net görüntüsü olacak. Şimdi kameraman arkadaşım Özkan Şafak drone görüntüsüyle sizlere havadan o görüntüleri verecek ve şu anda da burada yine Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de jandarmalar da bu noktada incelemelerini sürdürüyorlar. Evet, şu anda ekranlarda görüyorsunuz bu tren normal şartlarda Elazığ, Malatya ve Gölbaşı ilçesinden Adıyaman'dan Adana'ya uzanan bir tren ki burada yine maden taşımacılığı ve yine insanların yolculuk yaptığı bir tren yolu, bir tren rayı ama depremin şiddetiyle birlikte buradaki tren rayları nasıl yamulduğunu şu anda ekranlarda görüyorsunuz ki özellikle sadece şu ekranda gördüğünüz noktada değil birçok noktada aslında bu görüntü söz konusu. Geçtiğimiz günler içerisinde yarılan yollar yine aynı şekilde yarılan kayalıkları ekranlara taşımıştık ama bu görüntüsü aslında az önce buraya geldiğimizde bu görüntüyü gördüğümüzde bizler de oldukça şaşırdık. Şimdi kameraman arkadaşım şöyle biraz daha yakın noktadan gösterirse buranın aslında bir metre kaydığını görebileceksiniz. Bakın tam da bulunduğum bu noktada işte bu şekilde dümdüz ilerlemesi gerekirken dümdüz ilerlemesi gereken bu raylar depremin şiddetiyle birlikte tam bir metre buradan kaydığını görüyoruz ve şu an itibariyle de dediğimiz gibi burada gören herkesin şaşırdığı bir görüntü ve dediğimiz özellikle de buradan Adana'ya gitmek isteyen yolcuların kullanmış olduğu bir trendi ama tren raylarında şu an itibariyle görüntüyü görüyorsunuz. Yine en fazla depremin etkili olduğu noktalardan illerimizden biri Adıyaman, biliyorsunuz ki zaten şehir merkezindeki o yıkımları günlerdir bizler de haber ekranlarına olup bitenleri taşıyoruz ve tabii ki deprem sonrasında bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken yaralar sarılmaya çalışırken bir diğer yandan da depremin etkisinin ne kadar fazla olduğunu gösteren sembolik noktaları da ekranlara taşıyoruz. İşte o adreslerden biri şöyle, Hüseyin biraz daha yukarıya, kameraman arkadaşım Özkan Şafak biraz daha şöyle yukarıya çıkabilirse sadece bulunduğumuz bu noktanın değil ilerisinin de aynı şekilde yamulduğunu görüyorsunuz ki bu tren raylarının normal şartlarda yerinde oynaması oldukça mümkün değil ama dediğimiz gibi fay hattının geçtiği güzergahlardan biri burası ve depremin o şiddetiyle birlikte buradaki tren rayları adeta yayının başında da ifade ettiğim gibi bir tel gibi birçok ayrı noktada büküldüğünü görüyoruz. Tabii ki burada incelemeler de devam ediyor. Özellikle Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri burada incelemelerini yapıyorlar. Çünkü sadece bir yerde değil birçok ayrı noktada görülüyor. Özkan, şu anda zannedersem her ikisini de görebiliyoruz. Evet, şu an bulunduğumuz bu nokta tam da ekranda gördüğünüz yer. Önce burası, bir diğeri de hemen yaklaşık bir 20 metre 30 metre ilerisinde aynısı var. Ve biz bu güzergah gelirken de aslında birçok noktada da aynı şekilde yamulmaların olduğunu ve kaymaların olduğunu gördük. Ve dediğimiz gibi her geçen gün bu tarz yerlerin şiddetin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyan görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Bizler de tabii ki haber ekipleri olarak buradaki bu depremin şiddetini anlatan ve depremin ardından yaşananları ekranlara taşımaya bizler de devam edeceğiz Cansın Eyvacı.